Merhabalar, Elon Musk'ın Neuralink'ini biliyorsunuz. Bir çip yerleştirilecek insan beynine ve bilgisayarla bağlantı kuracak. Aslında bu çok yeni olarak düşünseniz dahi eski bir fikir. İyi diyeceksiniz çünkü bakın burada beynin bütün aktivitelerini görebiliyorsunuz. Beynin haritası çıkartılmış durumda. Sadece küçük bazı detaylar var. Orada da büyük zenginlikler saklı. İşte şimdi size anlatacağım hadise bu. Beyne bir çip yerleştireceğiz ve bilgisayarla bağlantı kuracağız. Aslında bu çok önceden olmuş bir durum. Niye diyeceksiniz? Çünkü özellikle beynin elektriki yapısının ve bağlantılarının incelenmesi konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Ve bu gelişmeler çerçevesi içerisinde son 10 yılda gerçekten çok büyük adımlar atıldı. İşte bu adımlardan en sonuncusu depresyon tedavisinde beyne çip yerleştirilmesi. Evet, yanlış duymadınız. Yani bu çip zaten önceden vardı. Derin beyin uyarısı diye bir şey var. Bu derin beyin uyarısı beynin bir takım bölgelerindeki elektriksel aktiviteye karşı uyarı oluşturuyorsunuz ve bazı hastalıkların belirtilerini ortadan kaldırıyorsunuz. Nedir bu belirtiler diye soracak olursanız bir kere Parkinson hastalığı biliyorsunuz titreme çok önemli. İnsanın hayatını perişan eder. İşte bundan çok uzun zaman önce derin beynin uyarısı işlemleri zaten bir çip vasıtasıyla bu titremenin önlenmesi için kullanılıyordu. Peki bu hikaye nereden başladı? Bu hikaye özellikle epilepsi cerrahisinde bazı bölgelerin depresyonda sorumlu olduğunu saptanmasıyla ortaya çıktı. Depresyon önemli. Neden önemli? Çünkü %20-30'unda cevap yok. Yani ilaçla cevap yok, elektroşokla cevap yok ve intihar riski oldukça fazla. Ve depresyon özellikle ülkemizde bence çok ciddi bir sorun. Çünkü peynir ekmek gibi biliyorsunuz antidepresif ilaçlar satılıyor. Yalnız depresyonda çok ilginç bir şey var. Herkesin depresyonu farklı. Yani herkesin depresyonla ilgili alanları birbirinden farklı. Dolayısıyla tek tip bir depresyon söz konusu değil. O zaman şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Eğer depresyon bir takım elektrik dalgalarıyla meydana geliyorsa ben o zaman bu elektrik dalgalarının devresini eğer kapatabilirsem yani depresyona sebep olan elektrik akımını önlersem depresyon ortadan kalkar mı? İşte epilepsi cerrahisinde bu ortaya çıkmış. Onun üzerine demişler ki biz zaten Parkinson'da beyne bir takım elektrotlar yerleştiriyoruz ve beyne elektrik akımlar veriyoruz ve titremeyi önlüyoruz. O zaman gelin depresyonun da haritasını çıkartalım ve ondan sonra beynin bir takım bölgelerine elektrotlar yerleştirelim. Yani küçük çiviler yerleştirelim. Ondan sonra buradaki elektriksel aktiviteyi önleyelim. Böylelikle depresyonun belirtileri ortadan kalksın. Evet, son 20 seneden beri devam eden hadise geldi. Sonuçta Sarah adlı bu Amerikalı hastada uygulandı ve hakikaten Sarah 5 sene sonra ilk defa gülmüş. Bunun ne kadar önemli olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Tabii ki bu dünyada ilk defa yapılan bir şey. Bugün haberleri düştü. Belki de onu görmüş olabilirsiniz ama düşünün bir cep telefonuyla depresyonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Yani çok mükemmel bir şey mi? Evet, belki mükemmel, belki de değil. Düşüncelerinizi yazın lütfen ya da depresyondaki arkadaşlarınıza bu videoyu ulaştırın. Fakat önemli olan konu şu, bir çiple ve elektronikle hastalıkların önlenebilmesi ve semptomların önlenmesi. Tabii bunun arkasından bir sürü komplo teorisi de çıkartabilirsiniz. Belki hükümet hepimize çip takmak istiyor, aşıyı da belki bu yüzden kullanılıyor diye de bir komplo teorisine kapılabilirsiniz. Efendim sevgiler, saygılar, görüşmek üzere, hoşça kalınız.